Merhaba arkadaşlar. Let's Play'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Brothers: A Tale of Two Sons oynuyorum. Ve bildiğiniz gibi en son dev arkadaşımız bizi bir mağaraya getirmişti. Daha doğrusu ikimizi tutup bir yerden, yüksek bir yerden atladı ve en son bir delikten içeri girdik. Evet, büyük geçemiyor. Yani küçüğünde sıra. Küçüğüyle atacağız bu kapıyı. Ondan sonra tek başımıza kaldık ve şu anda yine ikimiz devam ediyoruz. Evet, şimdi önce bir bakalım. Önümüzde ne var? Evet. Dev bir çark var. Burada havada ateş böcekleri uçuşuyor. Güzel bir ışık saçıyorlar. Bayağı da yüksekmiş burası bu arada. Evet, çok eski bir yapıt gibi ama hala çalışıyor. Kimler yaptı acaba? Anlaşılan burada tutunacağız. Evet, gerçekten çok büyük bir yapıt. Büyük bir çark. Atlayalım. Yalnız evet, şu bir şey olur mu acaba? İyi olmuyormuş. Burada ne var? Evet, buradan karşıya geçmemiz gerekiyor zannedersem. Ama önce bu mekanizmayı durdurmamız gerekiyor. Ve zannedersem bunun, bu ikisinin birbiriyle bir alakası var. Bir bağlantı var bu ikisi arasında. Nasıl bir bağlantı? Evet, şu anda iki diş var ve iç içe geçiyor. Sonları çeviriyor bu sayede. Artık bir şey çalıştırıyorlar ama ne çalıştırdıkları belli değil. Neyse. Önemli olan görevimiz şu anda bunu durdurmak. Hemen arayış, o tarafta yok bir şey. Ha yok, duvar. Bunlar ne acaba? Bir şey yok, içinde boş. Aha, bir şey bulduk. Kaldırabilir miyiz? Evet. Ne? Atabiliyor muyuz? Atalım mı? Yok. Lazım galiba bu. Evet, zannedersem bunu dişlerin arasına koyup makineyi durduracağız. Tabi eğer buradan geçebilirsek, anlaşıldı, başka bir yol bulmamız lazım. Hadi koçlar, daha hızlı. Şuradan geçin bakalım. Yalnız gerçekten yorulmak bilmiyor bu ikilisi. Yani o kadar zıpladılar, atladılar, çıktılar, tırmandılar ama hala güçleri var. Gerçekten. Çok güçlüler. Tebrik ediyorum bu ikisini. Ve merdivenler indikten sonra ulaşıyoruz. Gelmek istediğimiz yere. Hadi bakalım, dikkatlice bırakın. Ve harika. Bayağı bir sessiz şekilde. Oh, bir şey daha. Neyse. Bir şeyler kırıldı ama sonuçta istediğimiz sonuca vardık ve devam edebiliyoruz. Şurada bir şey var. Ne dönüyor orada? Güzel. Ha. Devam edelim. Şuradan karşıya geçmemiz gerekiyor gibi ama... Evet. Yeni bir sınav daha. Yeni bir bilmece daha. Bunlar... Bir şey yapabilir miyiz? Evet. Bunlar niye yer değiştirdi şimdi? Evet, anlaşıldı. Büyüğü her zaman solda, küçüğü her zaman sağda.
Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir deneyelim. Anlaşıldı. Evet. Köprü oluşturduk. Mekanizma sayesinde. Ama bu köprünün yarısı gibi demek ki diğer tarafı getirdiğimizde diğer taraftan da köprünün diğer parçası çıkacak ve bu sayede tamamlanmış bir köprümüz olacak. Aynen öyle oldu. Şimdi yolumuza devam edebiliriz. İyi yaptınız kardeşler. Bu da uzaktan sesler geliyor böyle. Bilmiyorum, bir hayvan sesi mi yoksa müziğe ait olan bir ses mi bilemeyeceğim ya. Neyse, ileride göreceğiz. Evet. Evet. Burada yine büyük abimiz merdiven fonksiyonunu görüyor. Biz yine yukarı çıkıyoruz ve etrafta bir ip yok. Daha doğrusu bir halat. Ama burada bir şey var. Evet, bir kanca. Tutun bakayım. Belliydi tabii yetişimci. Biz de yukarı çıkar atlarız. Hadi bakalım. Güzel. Kanca suyun gelmesini engelliyor. Böylece çarkımız durdu ve biz de tırmanabiliriz yukarı. Akıllıca. Yalnız ne çabuk kesildi su değil mi? Çeker çekmez hop su durdu. Ben acaba? Ne güzel. Ne güzel merdivenleri. Burada bir şey var. Burada devler var. Baksanıza, bunlar maden işçisi galiba. Evet, bunların madeninde çalışıyor. Herhangi bir madeni kazıyorlar. Neyse. Umarım karşılaşmayız onlara. Çünkü bayağı büyükler ve kim bilir nasıllar. Ufak bir havuzun içindeyiz ve biraz soluklanalım ve baksanıza küçüğü nasıl serinliyor, büyüğü nasıl gerçekten. Büyüğü bayağı nazikmiş ya. Tutun, onu tutabiliyor muyuz? Hayır. Bayağı yüksek bu arada ama neyse ki düşemiyoruz. Ne yapsak düşemiyoruz. Çünkü şu yüksekliğe bakar mısınız? Yani kurtulma şansı sıfır ama bu arada herhangi bir sebepten dolayı düşemiyoruz. Güç kalkanı mı var acaba? Bilinmez. Ya da gizemli bir güç belki düşmemize izin vermiyordur. Annemizin ruhu belki de. Bilemiyorum ama düşmüyoruz. Evet. Bir şey. Nasıl şimdi? Birimiz tutunurken... Tutun. Ne oldu? Tutun. Tutunmuyor. Önce bir şey mi yapması lazım? Tutunsana. Dia! Dia! İkisi beraber... Bağırma orada, şimdi seni duyacaklar. Anlaşıldı. İkisi beraber. Tek başına. Tamam, koşun çabuk, yetiş yetiş. Sen de gel çabuk. Çabuk tut 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 tut. Ayaksız tutamıyorum. Neden? Bir tane daha geldi. Nasıl yani? Şimdi dönüp dolaşıp buraya mı geldi? Tamam. Şimdi her birinin kendine ait bir tane kancası var, öyle mi? Güzel. Şimdi karıştırmamalıyım. Yanlış kardeşi serbest bırakırsam... Neyse, doğrusuymuş. Uçurumdan aşağı düşer. Seninle bakayım, yol aç. Ve şurada yeni bir merdiven. Daha doğrusu... Yarısı eksik. Bir merdiven görüyoruz ama... Bizim için hiç önemli değil çünkü... Büyük abimiz bizi yukarı kaldırıyor. Ne yana bir şey çevireceğiz, tutun. Tamam. Yine aynısı. Burada da çevirmemiz lazım.
Süper. Devam. Aman. Zebra sıfır atlayayım. Ne oldu? Tutun. Ne yapıyoruz? Harika. Bir vinç sayesinde küçük kardeş de diğer tarafı geçebiliyor. Ve yine çevirmeye sırası küçük kardeş de. Biraz bekleyelim yoksa parmaklarımız yorulacak. Hadi bakalım. Oo, bu arada aşağıda devler var. Atlayabiliyorum. Hayır, elbette hayır. Çok uzak. Ama burada yine bir vinç daha var. Demek ki bunu yine kardeşimize doğru çevirip evet kancaya takılmasın. Tati ne biraz daha mı? Of, hafif biraz zıplasın ne olur. Pardon. Diğer tarafa doğru. Aman düşürmeyelim. Bu arada ne kadar derin ya daha doğrusu ne kadar yüksek burası. Biraz da tırmanacağız. Ne oldu? Niye geri geldi o? Tırmanın bakalım. Harikasınız. Çok güzel parkur yapıyorsunuz gerçekten. Vallahi bu yaptığınız şey için iyi bir kondisyon gerekiyor. Daha yüksel. Evet yukarı. Harika. Burada yok. Bu diğer tarafa yok. Burada yukarı mı atlanıyor yoksa? Hayır. Az daha gidiyordu bizimkisi. Demek ki diğer tarafa. Önce sen biraz ilerle. Yoksa birbirinizden yorulacaksınız. Hadi bakalım. Nasıl şimdi devam? Yukarı mı? Yok. Anlaşıldı. Hayır. Anlaşılmamış. Ne oldu şimdi? Erken mi bıraktım? Daha evet vallahi o küçük kardeş öldürdük. Az önce erken bıraktım. Umarım aynı hatayı yine yapmam. Çünkü sonucu çok kötü. Yaptım yine yaptım. İnanmıyorum yine küçük kardeş. Ne oldu böyle aniden ya? Hay aksi. İki sefer öldürdüm küçüğünü ya. Demek ki en sona gelmem gerekiyor en sona. Ondan sonra tamam. Neyse bu sefer halledebildik. Vallahi bir daha ölseydik kötü olurdu. Bir bank. Yorgunluğu gidermek için güzel bir bank. Bakar mısın şuradan geldik. Şuraya şöyle aslında bir daire çizmişiz ha. Ve aşağıda 3 tane dev çalışıyor. Neyse biz devam edelim. Burada kapı kilitli. Daha doğrusu önüne kayalar yığılmış. Küçük olmuş galiba. Neyse ki kardeşler iyi tırmanıyor. Hadi bakalım. Şimdi bu sefer de hadi aman aman. Öldü. Nasıl oldu ya? Halbuki dikkat ettim bu sefer. Demek ki daha iyi dikkat etmem gerekiyor. Acele edin. Az daha. Biraz da bekle. O da gitti. Sonum çok vahim olabilirdi.
Neyse, 30 atlattık. Şimdi buraya mı tutmamız lazım? Bu aşağıdaki ne? Metal. Aslında bir halıya benziyor. Uçan halı sanki, değil mi? Ama herhalde şu yukarıdan düşmüş bir parça. Neyse, biz şimdi aşağı doğru mu kayacağız? Evet. Oo. Harika. Yalnız şimdi bırakırsam eğer tuşları gerçekten çok vahim bir şey olacak. O yüzden sıkı sıkı tutalım. Ya şimdi de koşmamız gerekiyor anlaşılan. Hem de çizilmiş bir şekilde. Aman. Hadi bunu biz mi yaptık ya? Biz mi yaptık şimdi bunu? Biz mi yaptık, ne oldu? Kardeşler, siz ne yaptınız? Adamların 100 yılda yaptığını siz 2 dakikada yıktınız ya. Gitmiş olsun. Şimdi nasıl geri döneceksiniz? Geri dönüş yolu gitti. Aa, evet, bu kutu sene. Kaç sene mi? Kaç sene geldi? Aha. Rehin alınmış bir tane dev. Hem de dişi bir dev. Bayan dev. Karşıdaki anlaşılan. Evet, karşıdakinde anahtar. Anlaşılan, o almamızı istiyor. Hayır, şunu bir deneyelim önce. Ama tabi orcanı da hayır. Elbette hayır, çünkü kilitli. Önce o anahtarı getirmemiz gerekiyor anlaşılan. Getirelim o zaman. Ah, küçüğü geçebildi. Acaba şundan üstüne geçsek ne olur? Tabii ki de dev arkadaşımız duyar ayaksı ya. Keşke denemeseydim. Ah, bu benim merakım yok mu? Neyse, bu sefer daha dikkatli olacağız. Merak her zaman iyi bir şey değildir. Bunu şimdi öğrenmiş olduk. Ya, kenardan. Aman dikkat, kemiklere basmayalım. Çünkü ne olduğunu gördük. Al bakalım şu anahtarı. Harika. Hadi git. Ya ne oldu? Niye basır mı tutmamız lazım ya? Hay aksi şimdi. Neyse, aman 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 aman. Dikkat dikkat dikkat. Başardık. Harika. Kafesi açalım. İyi. Belki dev bize yardımcı olur ha. Bu sefer daha çabuk. Hadi aç bakalım. Evet. Hadi peşinden. Yaralı galiba. Baksanıza. Evet. De nereye gidiyor? Bizimkisi bizi bırakıp gitti. Maro! Bağırdı ve diğeri koşa koşa bize doğru geliyor. Ne yapacağız? Oh! Ne çağırdın mı sen onu az önce? Aman aman. Yukarı 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 yukarı. Yukarı. Oh! Gelebilir mi? Gelemiyor galiba. Okey, tamam. Bunu buraya bir şekilde şey yapmamız gerekiyor. O ister misin? Bu. Hayır, kafese. Aa, buradan geçebiliyor muyuz? Evet. Bir de şöyle deneyelim. Çabuk çabuk çık. Ve başardık. Ne oldu? İşte geldi. Anlaşıldı. Biz zincir bulmak için gitmiş. Neyse, biz de kaçtı gitti zannettik. Hadi küçük kardeş, sen de yukarı. Evet, orada bağırsın.
Ne oldu? Git diyor mu? Aşağıda bir şey daha var. Anlaşıldı. Yine iş bize düştü. Onun bugün çalışmaya niyeti yok. Her işi bize yaptıracak. Nasıldı büyük kardeş? Sola küçüğü sola. Tamam mı? Gelsene, hadi. Bu niye orada duruyor? Tamam, anlaşıldı. Yanlış bir şey var. Atlamak istemiyor. İlla yürüyecek. Geç hak veriyorum da yani sonuçta yaralı ama. Eski haline getirelim ve şimdi sıra bizde. Neyse ki bizim bir şeyimiz yok yani atlayabiliyoruz rahatlıkla. Şimdi nasıl, ne olacak? Aha. Ve bir yerden geçtik. Ne olacak şimdi? Koşun. Aa, bizim mantarlı bu. Evet, mantarlı. Demek o yüzden ağlıyordu. Sevgilisi kaçırıldığı için. Aha işte burada. Kaçıran da geldi. Bayağı sinirli. Ve çok kızmış. Aman kaçın. Anlaşıldı. Şimdi ne yapacağız? Neyi gösteriyor bizim? Neyi göstermek istiyor? Bu haratları koparmamız lazım. Buradadır. Neyse arkadaşlar bunu bir dahaki videoda devam edeceğim. Nasıl devam ettiğini o zaman göreceğiz. Şimdi hepinize hoşça kal demek istiyorum. Seyrettiğiniz için teşekkürler. İyi günler.